Kur'an okumasını bilmeyenlere bir çift sözüm var. Başka bir günah işlemene gerek yok. Bu ayıp olarak sana yeter. Okumasını bilmiyorsan tamam. Başka bir şey yapmana gerek yok. Hani kabre gidiyorsun ya. Orada gelip telkin veriyor hoca efendi. Ya emetallah. Üzkiril ahdelleti hareçte mine dünya diye geçiyor böyle kıble tarafına. Orada bir de baston alıyor eline. Öyle bir de eğiliyor böyle. Eğilirken de böyle bir konsantre oluyor filan. Tam trans haline geçiyor. O etraftan da bakan zannediyor ki lan hoca aşağıdan ses alıyor herhalde. Sessiz olun filan böyle dikiliyor. O şey İzâ câel melekâni yes'elâni an rabbik. Biraz sonra iki tane melek gelip sana soracak. Rabbin kim? Fekul rabbiyallahu. De ki Rabbim Allah ve diniyel İslam, dinim İslam ve nebiyyi Muhammedun aleyhissalatu vesselam ve kitabiyel Kur'an. İşte kitabım odur, peygamberim Hazreti Muhammed'i filan de diyor ona yukarıdan aşağıya. Ben de bir tanesinin arkasına yanaştım bir gün, dedim ki alo, aşağıdaki Arapça anlamıyor dedim. Madem bir yardım yapacaksın Türkçe söyle adama. Anlamıyor dedim. Hadi Allah'tan ki Arapça anlamıyor, hiç de anlamıyor. Çünkü yanlış okuyorsun dedim. Yanlış okuyorsun dedim, adamın kafasını karıştırma. Hocam çaktırma dedi, ben de anlamayarım dedi. Ha. Tabii sen de anlamıyorsun, kimse anlamıyor yani. Öyle. Ben de şimdi bunu böyle anlatıyorum. Diyorum ki ya iki tane melek geldi sana soruyor. Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim, kitabın ne? Kitabın ne? Kur'an. Hani meleğin kafası kızdı. Sordu sana. Okumasını biliyor musun? Yok. Ha. Okumasını biliyor musun? Nasıl olsa yakaladı seni orada. Ne olsa sorabilir. Diyebilir misin ki dur telkin veren hocayı çağırayım. Gelmez. Baban olsun yanına gelmez. Vallahi gelmez. Babasıyla gömülen adam duydunuz mu hiç? Babasını benim kadar seven adam pek yoktur, ben size söyleyeyim. Ben babamı çok severdim. Ama babam vefat etti, mazara kondu. Ben döndüm gittim eve yani. Değil mi? Babasıyla cenazesini bir gün evde yan yana duran adam yok. Herkes gönderiyor. İşte sorgu sual, işte kabirde öyle anlatıyorlar ya, geliyor soracak. Sordu sana Kur'an okumasını biliyor musun? Yok. Yandın işte yani. Yani ya da işte o cenaze portrelerinde işte böyle acayip görüntüler var. Bir gün bir tanesine dedim ki arkadaş ya hesap et ki şimdi böyle bir ortamda bulunuyoruz. Şimdi bu cemaatin içinde say ki Hazreti Peygamber mesela burada. Buradaki bu hali görüyor. Demez mi ki yazık olsun bunlara be. Ben bu kitabı bunun için mi tebliğ ettim? Şu pazarlıklara bakın demez mi yani? Haşa Rabbimiz, haşa öyle bir durumla karşılaşmayı aklımızın ucundan dahi geçirmeyiz ama yani derse ki ben bu kitabı bu işler için mi indirdim? Nasıl bir cevap veririz? Nasıl bir ümmetiz ki? Nasıl bir kulluk portresi ortaya koyuyoruz ki? Kitabullah'ı okuyamıyoruz. Bitti. Okumuyoruz, anlamıyoruz ve yaşamıyoruz. Bu hayatın hesabı ağır olur.